Merhaba arkadaşlar. Coğrafya Portalı kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizden şunu istiyoruz ki bu sorular içerisinde size daha yakın gelen, sınavda çıkma ihtimali olan ya da tam sınav tadında olan soru varsa onu yorum kısmına numarasıyla bir tane olabilir, birden fazla olabilir. Onları zaten ben numaralandırdım bu numaralardan seçip hangisinin size göre çıkma ihtimali daha yüksek ya da sınav tadında olduğunu yorumlayabilirsiniz. Yorumlara bırakabilirsiniz. Evet hemen sorularımıza başlayalım. Sınav tadında mı diyoruz ve birinci sorumuzla başlıyoruz. Yukarıdaki haritada numaralanmış yerlerde bulunan dağlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Birinci yerdeki dağın zirvesinde buzul aşınım izlerine ve buzullara rastlanır. Bir numara Kaçkar çevresi Doğu Karadeniz'deki dağlar ki bu alanlarda biz buzul şekillerini görebiliyoruz. Hatta güncel buzullara da rastlayabiliyoruz. İkinci yerdeki dağların meydana gelmesi normal fayların kırılarak ile ilgilidir. Ki burada Hort ve Graben sistemleri bulunmakta ve kırıklı dağlarımız oluşmakta. Bu da doğru bilgi. Üçüncü yerdeki dağın kuzey yamaçlarında nemlik daha fazladır. Çünkü denize dönük yamaçlarıdır. Bu alanda nemlik daha fazla olmakta. Güneyi karasal iklimin görüldüğü alanlara karşılık gelmekte. Nemli etki dağlar kıyı paralel er uzandığı için iç kesimlere sokulamamaktadır. Dördüncü yerdeki dağların kalın kalker tabakalarıyla kaplı olduğunu söylemiş. Ki burada özellikle tekke gibi alanlar çevresi yani Akdeniz'deki alanlarda biz kalkerleri çok fazla görüyoruz. Bu da doğru bilgi. 5. yerdeki dağ sönmüş volkan dağıdır. Ki canik dağları var. Canik dağları kıvrımlı, orojene sonucu oluşmuş bir dağ olduğu için volkanik oluşum değil. O yüzden doğru cevabımız burada E şıkkı olarak değerlendirilebilir. İkinci sorumuza geldik. Yukarıdaki haritada numaralarla işaretli yerlerden hangilerinde volkanik araziler geniş yer kaplamaktadır? Türkiye'de volkanik arazilerin geniş yer kapladığı alanlar arasında Van Gölü'nün kuzeyi, hatta burada bir sıra şeklinde uzanan Nemrut, Süpan, Tendürey, Ağrı gibi dağları görüyoruz. Bunun yanında özellikle Tuz Gölü'nün güney kısmından başlayıp kuzeydoğu yönünde bir hat boyunca uzanan Karadağ, Karacadağ, Hasanlı, Melendis, Erciyes gibi dağları görüyoruz. Yine Karacadağ, Güneydoğu Anadolu'da önemli ve yayılış alanı en geniş olan volkanlardan birisi. Bunun yanında Hatay Hassa yöresi, Köroğlu Dağları çevresinde, Kula çevresinde, bunun yanında Uludağ çevresinde biz volkanik arazileri görebiliyoruz. Ama bunun dışında Yıldız Dağları olsun. Karadeniz kıyı kesimi de diyebiliriz. Ergene olsun, Menteşe olsun, Teketaşeli, Hakkari gibi alanlar olsun. Bu alanlarda biz bu arazileri çok yoğun bir şekilde görmüyoruz ya da göremiyoruz. Yani hiç olmayan yerlerde muhakkak var. Daha fazla dediği için biz 1 ile 5'i yani B şıkkını doğru cevap olarak aldık. Tekrarlayalım. Türkiye'de Van Gölü'nün kuzeyi ki Erzurum Kars platoları da var. Volkanik oluşum biliyorsunuz Ardağan. Bunun yanında Tuz Gölü'nün güneyinden başlayıp bir hat boyunca uzanan volkanik dağlarımız ve çevresindeki alanlar. Kapadokya çevresi, Nevşehir çevresi dikkate alınabilir. Karaca Dağı dikkate aldık burada. Yine bunun dışında Kula çevresi, Bursa Uludağ çevresi, Köreoğlu ve Hassa yöresi gibi alanlarda e, volkanik arazilere rastladığımızı söyledik. O yüzden burada doğru cevabımızın 1 ve 5 B şıkkı olduğunu tekrarlayalım. Küresel ısınmaya bağlı olarak dünyada tatlı su kaynakları giderek daha büyük önem kazanmaktadır. Bu bilgiye göre aşağıdaki göllerden hangisinin gelecekte diğerleri kadar önem kazanması beklenemez. Ki bu göller içerisinde Beyşehir tatlı su özelliğine sahiptir. Tatlı su kaynakları ilerleyen dönemde önemli bir yere gelecek ya da önem kazanacaktır. İznik Gölü aynı şekilde tatlı. Tapanca tatlı. Çıldır Gölü tatlı ki Kuzeydoğu Anadolu'da bulunuyor. Diğerleri Marmara'da İznik ve Sapanca. Beyşehir, Eğirdir gibi göllerde göller yöresinde bulunan tatlı su gölleri. Van Gölü ise suları sodalı, acı olduğu için diğer göller gibi önem kazanmaz. O yüzden doğru cevabımız B şıkkı oldu. Kapalı havzada bulunuyor. Kapalı havzada bulunan göller suların dışarı atamadığı, aktaramadığı için devinim olmuyor. Ve oradaki acılık oranları artış gösteriyor. Ve içilebilirlik özellikleri kullanılabilme durumu giderek azalıyor. B şıkkı doğru cevabımız oldu. Ordu ile Elazığ arasında sıcaklık farkı yazın azalmakta, kışın ise artmaktadır. İki kent arasındaki sıcaklık farkının mevsime göre değişmesi aşağıdakilerden hangisine bağlanabilir? Ordu deniz kıyısında denizelliğin etkili olduğu bir alandır. Yaz ve kış arasında çok fazla sıcaklık farkı oluşmaz. Elazığ ise karasal bir alandır. Yaz ve kış arasında büyük sıcaklık farkları görülebilir. Ki Elazığ'da özellikle kışın aşırı soğuma durumu dikkate alınırsa bu iki il arasındaki nemlilik faktörü yani denizellik karasallık faktörü etkili olan ...önemli kriter olmaktadır. Enleme göre orada daha fazla sıcaklık farkı olması gerekiyor ama daha az sıcaklık farkı var. Elazığ'a göre böyle bir kıyaslama yapılması gerekiyordu. Ve enleme uymayan, özel duruma karşılık gelen, enlemle çelişen bir durum... ...bunu da biz denize göre konumla daha çok açıklıyoruz. Tabii bunun dışında baktığımızda bu illerin genel yükselti basamakları dikkate alınırsa... ...dağların özellikleri dikkate alınırsa ikisinde de dağlık alanları görebiliyoruz. Tabii ki yükseltileri farklı ama e, en önemli ya da iki kent arasındaki yaz ve kış arasındaki farkı bize sormuş. Yani burada yaz ve kış önemli. Oraya dikkat çekmemiz gerekiyor. Diğer sorumuza geldik. Beşinci sorumuz. Haritada gösterilen yörelerin coğrafi özellikleri göz önüne alındığında bu yörelerde toprak erozyonunu önlemek için yapılabilecek aşağıdaki uygulamalardan hangisine duyulacak gereksinim daha az olabilir ya da olması beklenir tarım ürünlerinin nöbetleşe ekilmesi ki nadas yerine nöbetleşe ekim daha iyi bir yöntem. Eğimli yerlerde taraça yapılması ki bu alanlar düzlük alanlar. Taraçalama eğimli yerlerde basamak şeklinde eğimi azaltmak için yapılan bir uygulama. Yani bu alanlar düz olduğu için buna çok fazla gerek yok. Çıplak alanların ağaçlandırılması, nadas uygulamasının azaltılması, erozyon artıran önemli etkenlerden birisi toprağı belli bir süre boş bırakıyoruz. Otlakların aşırı kullanımın engellenmesi de yine alınabilecek önlemler arasındadır. Ama yer şekilleri bakımından düz sade olduğu için bu çalama yöntemi daha çok eğimli alanlarda yapılan bir uygulamadır. B şıkkı doğru cevabımız oldu. Altıncı sorumuza geldik. Akdeniz fito coğrafyası yani bitki coğrafyası ile ilgili yukarıda verilen özelliklerin ortaya çıkmasında etkili olan etmenler hangisine doğru olarak eşleştirilmiştir? Kızılçam ormanlarına Toroslar'da 1000-1300 metre, Ege'de 800 bin metre, Güney Marmara'da ise 400-500 metrelere kadar olan kesimler rastlanır. Yani güneyden kuzeye doğru gittiğimizde bu sınır giderek alçalıyor. Bu sınırın giderek alçalmasında enlem faktörünü dikkate almaktayız. Enleme bağlı olarak maki üst sınırı gibi değişimleri de burada görebiliyoruz. O yüzden özellikle olarak baktığımızda bir enlem olmalı. Enleme göre güneyden kuzeye doğru sınır giderek alçaldı. Maki ve garikler Kızılçam ormanlarının tahrip edilmesiyle onun yerine yetişen ağaç ve çalılardan oluşan ikinci bitki topluluğudur. Ki burada özellik olarak baktığımızda insanların tahribi yani tahrip kısmını insanlar yapıyor. Bu biyolojik, biyotik bir faktöre karşılık gelir ya da söylenebilir. Maki ve garikler ile kızılçam ormanları her zaman yeşil kalan bitkilerdir. Ki burada baktığımızda her zaman yeşil kalması oradaki sıcaklık ...faktörüyle açıklanıyor. Ki maki ve garikler özellikle yaz kuraklığına karşı da dayanıklı olan... ...ve yapraklarını dökmeyen örneğin zeytin e, örnek verilebilir buna. E, en iyi maki türümüz, en karakteristik maki türümüz. Bunlar yaprağını dökmüyorlar. Oradaki iklim koşulları burada belirleyici faktör olmakta. O yüzden doğru cevabımızın burada B şık olduğunu söyleyebiliriz. Akdeniz bölgesinde kırmızı renkli toprakların oluşmasında unsurlarından hangilerinin etki yaptığı söylenemez. Kırmızı renkli topraklarımız, kalker dediğimiz kireç taşlarının üzerinde gelişme gösteren Akdeniz ikliminde görülen terarossa topraklarıdır. Bu toprakların oluşumunda bazalt dediğimiz volkanik arazilerin bir etkisi yoktur. O yüzden biri kesinlikle almamız gerekiyor. Yıkanmanın az olması nedeniyle toprak yüzeyinde kirecin birikmesi diyor ki burada baktığımızda özellik olarak yıkanmanın az olması nedeniyle toprak yüzeyindeki rejim birikmesi değil bu alanda demir oksit oranının fazla olması etkili olmaktadır. O yüzden doğru cevabımız bu kısımda 1 ve 2 olacak. Sıcaklık ve yağışın toprak üstündeki organik maddeleri ayrıştırması ve bu ayrışma sonucu yine demir oksit oranının da artış göstermesini ek olarak söyledik. Bunlar e, oradaki kırmızı renkli toprakların oluşmasını sağlamış. Kalker kesinlikle olması gerekiyor. Kalkerli araziler üzerinde oluşuyor. Yani bunlar etkili ama 1 ve 2 etkili değil. O yüzden doğru cevabımızın aşık olduğunu söyleyebiliriz. 8. sorumuza geldik. Uzmanlar Türkiye'de 2000 yılında yaklaşık 5.5 milyon olan 65 yaş ve üzeri nüfusun 2050'ye kadar 17 milyona ulaşacağını ve şimdiden buna göre politikaların belirlenmesi gerektiğini söylemektedir. Buna göre sosyal ve ekonomik politikalar uygulanırsa... Türkiye'nin 2050 yılındaki nüfus yapısı hakkında yargılarından hangileri söylenebilir? Nüfusun ikiye katlanma süresi artacak. Çünkü Türkiye'de nüfus artış hızı ve genç nüfus oranı giderek azalıyor. Ki doğum oranlarının azalması bunda en önemli etkenlerden birisi. Doğum oranları azaldıkça nüfusun ikiye katlanma süresi de uzar. Mesela çok hızlı artıyorsa... 100 yılda katlanıyorsa daha az bir artışla bu 200 yıla çıkabilir. O yüzden bunu alabiliriz. Genç nüfusun toplam nüfusa oranı azalacak. Yaşlı nüfusun oranı ise artış gösterecektir. Nüfus dinamizmini kaybedecek. Çünkü yaşlı nüfus artıyor, genç nüfus azalıyor. İşsizlik oranları daha da azalacaktır. Çünkü çalışacak işçi bulamama gibi bir sıkıntı da ilerleyen süreçte ortaya çıkabiliyor. Örneğin Avrupalı ülkeler şu an bunda öne çıkan noktaları oluşturuyor, ülkeleri oluşturuyor. Çünkü o alanda yaş nüfus fazla olduğu için çalışacak işçi bulamıyorlar. Dışarıdan işçi alıyorlar. Yani iş imkanları fazla ama çalışacak işçi bulunamıyor. O yüzden azalma görülecek. Yani 1 ve 2'ye ulaştık. Doğru cevabımız aşık olarak değerlendirilebilir. Evet 9. sorumuza geldik arkadaşlar. Samsun, Bolu, İstanbul hattında görülen ve ekonomik etkinlik olarak tarım ve hayvancılığın birlikte yapıldığı köy altı yerleşme tipi aşağıdakilerden hangisidir? Özellikle Samsun'dan İstanbul'a kadar uzanan alanda Bolu 4 divan. Samsun kısmı özellikle bu alan ve çevresine ve güneyine doğru geldiğimizde biraz daha İç Anadolu'ya geçtiğimizde o kesimlerden Çankırı çevresi mesela el divan. Bunun yanında Sakarya, İstanbul tarafına doğru giderken Sakarya'ya geldiğimizde Serdivan ki divan yerleşmelerinin görüldüğü bir alandır. Tarım ve hayvancılık fonksiyonu ön plana çıkmış ve kalıcı olan köy altı yerleşmelerinden birisidir. Özellik olarak ağırlar, geçici ve hayvancılık yapılır. Çiftlik tarımla ön plana çıkmış, geniş tarım arazilerine sahip alanlarda karşımıza çıkmakta. Ovalar daha çok Akdeniz ve İç Anadolu, komlar daha çok Doğu Anadolu, İç Anadolu gibi alanlarda karşımıza çıkabilmekte. O yüzden A şıkkını doğru cevap olarak aldık. 10. sorumuzda Türkiye'de kıyı ovaları ile yükseltinin 500 metreden az olduğu ovalarda çok çeşitli tarım ürünleri yetiştirilmekte ve yüksek verim elde edilmektedir. Buna göre aşağıdaki ovalardan hangisinde tarımsal ürün çeşitliliğinin daha az olması beklenir? Burada özellik olarak baktığımızda Menemen bir delta ovası. Bafra, Balat, delta ovaları. Gediz Nehri özellikle Menemen, Büyük Menderes, Balat deltasını oluşturmuş. Bunun yanında Bafra, Kızılırmak tarafından oluşturulmuş ki deltalar zaten direkt deniz seviyesinde olan ve yükseltinin düşük olduğu ovalara karşılık geliyor. Bir de kıyıda olmaları tabii ki iklimin ılman olması ürün çeşitliğini ve verimi arttıran önemli etkenlerden birisi. Karacabey Bursa'da yine yükselti aralığı 500'den daha az. Ancak Kayseri'de bulunan Develi Ovası'nın bu özelliğe sahip olmadığını, diğerleri gibi yükseltisinin az olmadığını söyleyebiliriz. O yüzden doğru cevabımız E şıkkı oldu. Sıradaki sorumuzda 11. sorumuzdayız. Yukarıda verilen haritalarda çıkarıldıkları alanların gösterildiği yeraltı kaynakları aşağıdakilerin hangisine doğru olarak verilmiştir? Yine bu alanlar arasında baktığımızda Kastamonu Küre, Artvin Murgul, Elazığ, Maden, Diyarbakır, Ergani. Bu alanda biz bakır rezervlerini dikkate alıyoruz. İzmir demiş. Konya Sarayı tek sıvı metal maden olan Civa'yı dikkate alıyoruz. Fosfat için Mardin Mazı Dağı verilmeliydi. Elazığ, Keban, yine Çamardı, Yozgat, Akta Madeni gibi alanlarda baktığımızda kurşun çinko. Bunun yanında Kükürt, Isparta, Keçiborlu boksit, akseki ve Seydişehir havzaları gibi alanlarda da karşımıza çıkıyordu. Bu sorumuzda doğru cevabımız D şıkkı oldu. 12. sorumuza geldik. Enerji kaynağı olarak fosil yakıt kullanan santraller atmosfere karbon salımı yaptığı için küresel çevre sorunlarına sebep olmaktadır. Buna göre yukarıdaki haritada numaralanmış santrallerden hangileri atmosfere karbon salımı yapılan, yapılan ya da yapanlar arasında gösterilebilir? Burada özellik olarak baktığımızda Keban'da hidroelektrik ki bu alanlar arasında gösterilemeyen yerleri bize sormuş. O yüzden Keban gösterilemez çünkü hidroelektrik karbon salınımı olan bir enerji üretim şekli değildir. Elbistan lignit gösterilebilir. Çayırhan lignit gösterilebilir. Orhaneli lignit gösterilebilir. Ancak Sarayköy jeotermal. Bu da yine yenilenebilir enerji kaynağı ve karbon salınımına örnek gösterilemiyor. O yüzden 2 ve 4 gösterilemeyenler. Diğerleri özellikle baktığımızda fosil yakıtlarla çalıştığı için lignit olarak dikkate aldığımız için gösterilebilen örnekleri oluşturuyor. C şıkkı doğru cevabımız oldu. Yukarıda verilen merkezlerin hepsinde bulunan sanayi kolu aşağıdakilerden hangisidir? Zonguldak, Çaycuma, Balıkesir, Kastamonu, Taşköprü, Bartın. Bu alanlarda arkadaşlar kağıt fabrikaları bulunuyor. Mersin taş ucunu ekleyebiliriz. Muğla dalamanı ekleyebiliriz bu alanlara. Giresun aksuyu ekleyebiliriz. Bunları sayabiliyoruz. Bunun dışında seramik porselen zaten Karadeniz'de gelişme göstermemiş. Yani Çaycuma gibi Zonguldak gibi alanları alamıyoruz. Bunun yanında kimya sanayisi daha çok büyük şehirler ve özellikle bu petrokimya tesislerinin bulunduğu alanlardır. Vagon ve gemiye baktığımızda daha çok İstanbul olsun Kocaeli. Bunun yanında İzmir olsun. Bu alanlar öne çıkmakta. Cam, Sinop, bunun dışında Kırklareli İstanbul, yine Denizli. Bunun yanında e, tabii daha çok kıyıda kum e, kısmında, silisyum oranı yüksek kum kısmında kıyılarda toplandığını görüyoruz. O yüzden doğru cevabımız E şıkkı oldu 13. sorumuzda. Evet 14. sorumuza geldik. Yukarıdaki sınır kapısı ülke eşleştirmelerinden hangileri yanlıştır? Kapıkule Bulgaristan aramızda bulunan sınır kapısıdır. İfsala Yunanistan. Cilve gözü Suriye ile aramızda bulunmakta. Hatay'la yer almakta. Habur Irak. Sarp sınır kapısı Gürcistan aramızda bulunmakta. O yüzden e, burada bunu da yanlış olarak dikkate alabiliriz. 3 ve 5 yanlış oldu. D şıkkını doğru cevap olarak aldık. 15. sorumuzda Türkiye'nin ihracatında sanayi mallarının payı giderek artmakta tarım ürünleri ve madenlerin payı ise azalmaktadır. Bu durum Türkiye'de gelişmelerinden hangilerinin göstergesidir? Tarımsal üretim azalmıyor. Yani bu azalışta tarımsal üretimin azalması etkili değil. Ne etkili? Özellikle tüketim artıyor. Bizim tarımsal üretimimiz de artıyor ama nüfus ve tüketim daha fazla arttığı için karşılayamıyor ve bunun yanında tarım ürünlerinin getirisi daha düşük sanayi ürünlerine göre. Yani sanayileşmenin artması sanayi ürünlerinin ihracattaki payının artması gelir olarak daha yüksek getirisi olduğu için diğer oranları yani tarım madencilik oranlarını azaltıyor. Ama Türkiye'de tarımsal üretim ve madencilik faaliyetleri azalmıyor. Sadece dediğimiz gibi bu tür değişimlerden dolayı bir e, ihracatta azalma oransal bazda görülüyor. O yüzden yalnız 3 yani doğru cevabımızın C şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. 16. sorumuz Yukarıda verilen turizm merkezlerinin bulunduğu şehir eşleştirmelerinden hangileri yanlıştır? Sümele Manastırı Trabzon'da bulunuyor. Perge Antalya, orada bulunan antik bir kent. Zeugma ise Belkısarabileri ki mozaik müzesi açık hava mozaik müzesi olarak karşımıza çıkıyor ve Gaziantep'te bulunuyor. Bergama İzmir'de bulunuyor. Buna göre yalnızca 3 yanlış eşleştirilmiş. B şıkkı doğru cevabımız oldu. Evet arkadaşlar 17. sorumuza geldik. Mersin'de kıyıdan itibaren Toroslara doğru çıkan bir kişi aşağıdakilerden hangisini gözlemleyemez? Maki topluluğu ki Akdeniz iklimine aittir. Mersin Toroslar kısmında karşımıza çıkan bir bitki tür topluluğudur. Pseudomaki ise özellikle Karadeniz kıyı kesiminde ormanların tahribi sonucu oluşan ve en karakteristik olanlarından birisi fındıktır. Burada bu tür bitki topluluklarını göremiyoruz. Yayla yerleşmeleri Toroslar'da önem taşıyor ki Karadeniz'den sonra en fazla geliştiği yer. Kızılçam ormanlarını bu alanda görüyoruz çünkü Akdeniz ikliminde özellikle ağaç türü olarak Kızılçamlar öne çıkıyor ve dünyada Kızılçam varlığında Türkiye ön planda. Karstik şekiller zaten Mersin, onun dışında Antalya yani Akdeniz en fazla olduğu alandır. O yüzden burada B şıkkını doğru cevap olarak aldık. 18. ve son sorumuz. Türkiye'de bulunan yukarıdaki petrol boru hatlarından Hangileri Kafkasya ve Orta Asya petrollerini Avrupa'ya taşımaktadır? Kafkasya ve Orta Asya dediğinde özellikle Azerbaycan, Türkmenistan gibi ülkeleri alırız. Ki Kerkük yumurtalık Irak'ta olduğu için Orta Doğu petrollerini taşıyan bir boru hattıdır. Sorumuzda ise Kafkasya ve Orta Asya'yı dikkate almış. Bakü, Tiflis, Ceyhan, e, Azerbaycan'dan geliyor. Orada Kafkaslardaki ya da Orta Asya'daki önemli olan ve bunu taşıyan bir petrol boru hattı. Batman 4 yol zaten Türkiye içerisinde bulunuyor. Yani yurt dışından gelen ya da Kafkasya'dan, Irak'tan bu tür alanlardan gelen bir petrol boru hattı değil. Türkiye içinde olan bir petrol boru hattı. O yüzden sorumuza göre 2 numara yalnız 2 B şıkkı doğru cevabımız oldu. Şuraya dikkat ediyoruz. Kafkasya ve Orta Asya. Yani sadece bu şekilde sınırlandırmış. O yüzden Bakü Tiflis Ceyhan'ı dikkate aldık. Evet arkadaşlar bir soru çözümünün daha sonuna geldik. Dediğim gibi size daha yakın gelen ya da bu tam sınav formatında dediğiniz soruları numara olarak yazabilirsiniz. Size iyi çalışmalar diliyorum. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle.